Evet arkadaşlar, tabii pençe kilit operasyonu çok uzun zamandan beri muhtemelen takip eden, bizimle beraber hasbihal olan bütün arkadaşlarımız bu konularla ilgili ne kadar önem verdiğimi ve bu yaşanan süreci aslında size evre evre nasıl anlattığımı biliyorsunuz. Ve bu yaşanan süreçte aslında daha 2018'lerden beri planlanan ve 2019'a kadar da geldiğimiz bir süreç. Çok ilginçtir. 2018'de Zeytin Dalı Harekatı yaşandığı süreçte bazı kişiler bu operasyon başladığında, yani o dönem ilk işte Hakuk bölgesinde başlamıştı. Şöyle söylüyorlardı, 2018 seçimi vardı hatırlarsanız. Bu bir seçim hazırlığı, bu bir seçim yatırımı diyen kişiler vardı. Biz de o zaman şunu söylemiştik, ya demiştik eğer bu kadar seçim yatırımla ilgili bir şey düşünülüyorsa zaten Zeytin Dalı Harekatı var. Yani bence her şeyi, bu ülkeyi küçümsemeyin, bu ülkenin bir planı var ve bu planı icra ediyor demiştik. Aradan 2019 oldu, yine bu tür söylemler söyleyenler oldu. Bu arada işte Hafter'in temizlendi, yine söylemeye devam ettiler. Hakuk'ta 70 kilometreye neredeyse inen bir derinlikte operasyon sürdü. Üsler kuruldu, yollar açıldı. Hala buna inanmayan bir grup oldu. Sonra Hafter'inden sonra Metina'ya, orada Avaşin, Basyan, Zap bölgelerinin belli kısımlarına operasyonlar devamlı sürdürüldü. Ve bugün de artık Zap bölgesini konuşuyoruz. Birçok kişi konuştu. Çok değerli kişiler bu konuyla ilgili fikirlerini beyan etti. Her biri çok değerli. Ben şöyle bir yerde değilim arkadaşlar. Zaman zaman şöyle şeyler duyuyorum. Ahmet bunu söyledi, Mehmet bunu söyledi. Arkadaşlar, hayat böyle bir şey değil. Hepimizin farklı görüşleri var. Farklı ekollerden geliyoruz. Kimisi silahlı kuvvetlerden geliyor, kimisi emniyet teşkilatından geliyor, kimisi Milli İstihbarat Teşkilatından, kimisi akademisyen kökenli. Kimisi bilgisini derlemiş, başka bir uzmanlık alanından bu uzmanlık alanını seçmiş ve kendini yetiştirmiş arkadaşlarımız var. Herkesin bu olaylara bakışı farklı olabilir. Burada mesele Ahmet yanıldı, Mehmet doğru söyledi değil. Mesele ne söylediğimiz ve bu söylemlerin içerisindeki tutarlılığımız. Hatırlayın, Ukrayna Savaşı başladığında ben ısrarla bir şey söylüyordum sizlere. Diyordum ki bakın, buradaki planlanan askerlerin sayısına baktığımızda, bu alanın büyüklüğüne baktığımızda, bu askerlerin girebileceği alan, eğer girecekse, ki girmesine gerek yok diye ısrarla söyledim, Donbas bölgesi olabilir. Daha başka bir alana girerse başarısız olur. Çünkü bu mevcut yetmez. Bu mevcut yetmez diye ısrarla söyledim hatırlarsanız. Daha sonra savaş başladı. Yine burada konuşmaya devam ettim. Bazı arkadaşlarım şöyle şeyler yazdılar. Hani siz savaşı başlamaz diyordunuz ama işte Kiev'e kadar, Kiev bölgesinde harekat başladı dediniz. Evet arkadaşlar, haklısınız dedik. Şu anda neredeyiz? Yani şu anda gelinen yer neresi? Bütün kuvvetler çekildi ve ilk söylediğimiz yer olan Donbas bölgesine dönüldü. Sebebi ne? Sebebi çok basit arkadaşlar. Yani biz yorumlarımızı yaparken içine duygularımızı katmıyoruz. Yani Ukrayna tarafından veya işte ne diyeyim, Rusya tarafından bakarak bir değerlendirme yapmıyoruz. Biz elimizdeki matematiksel bildiğimiz geçmişteki eğitimlerimiz, geçmişteki tarihsel durumlar, Ukrayna sahasının geçmişte yaşadığı tecrübeler, Rus ordusunun Suriye'deki durumu, Ukrayna ordusunun ekipman ve malzeme olarak desteği, her birini bir potaya koyuyoruz ve potanın içerisinde ne olup olmayacağını değerlendiriyoruz. Dediğim gibi bunlara biz duygularımızı katmıyoruz. Aa, Rusya, Ukrayna yensin, Rusya yensin falan diyor ki bir analiz yapıyoruz. Analizin içine duygularımı ben yalnızca şeyde katarım. Kendi vatanımla ilgili katarım. Bunun dışında taraf olmam yani. Peki ne oldu arkadaşlar? Savaşın başlangıcında
bu şekilde olmaz dediğimiz yerde stratejik bir hata yapıldığı net ortaya çıkınca ve stratejik hatanın taktikte başarılı olamaması yüzünden, birçok kayıplar verilmesi yüzünden ne oldu? İlk başladığımız yere bu ancak Donbas bölgesi için yeterli bir mevcuttur dediğimiz yere döndü. O zaman şöyle söyleyeyim. Analizimizde yanılmış mı olduk? Yok. Yani bizim analizimiz buydu ve analizimize strateji tekrar aynı yere getirdi. Yani olması gereken yere biz söylediğimiz için gelmedi arkadaşlar. Zaten olması gereken bu olduğu için başlangıçta yapmadıkları hatayı şimdi dönüp yaptılar. Ben hala söylüyorum, Ukrayna Savaşı Rusya için bir hataydı. Hala hata olduğunu düşünüyorum ve sonuçları ve kazandıklarına baktığınızda açıkçası buradan başarılı çıkma şansı olmadığını düşünüyorum. İsterse Donbas bölgesini alsın, isterse başka şeyler alsın. Geldiği nokta itibariyle ben aynı yerdeyim ve düşüncedeyim. Benim tek sorumluluğum beni takip eden arkadaşlar ve takip eden arkadaşlara doğru bilgi vermeye çalışmanın benim için önemli olduğunu düşünüyorum. Bu olayda da Allah'a şükür hani yanılmadığımız için de çok mutluyum. Siz yanıltmadığım için de çok mutluyum. Şimdi buradan nereye geleceğim? Yine bu operasyona geleceğim. Bu operasyonun içerisinde gördüğünüz üzere 2018'de ismi değişti, daha sonra 2019'da Pençe Operasyonları diye başladı. Ve bu operasyonların sonucu yaklaşık 4 sene. Bugün Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerini okuyorum. 2023'te Kandil'e girecek. Evet, bu bir plandı. Bunun seçimle falan alakası yoktu. Bu Türkiye'nin 100. yılına girdiğinde, yani Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında artık bir terör örgütünün Türkiye'yi tehdit eder bir pozisyonda olmasının istenmemesiyle alakası var. Ha, şöyle söyleyeyim. Zaman zaman işte o dönemini hatırlarsanız işte örgüt liderinin yakalanması için Suriye'den çıkartılması ve sonrasında yakalandığı süreçte. Bugünkü operasyonların yapısı, örgüte verilen zarar örgüt liderinin yakalanmasından daha mı aşağıda arkadaşlar? Yani bu başarı, bu başarılar teknolojik anlamdaki yaşanan başarılar. Türkiye'nin hiçbir yerinde eylem yapamaz hale gelmiş olması örgütün, karakollarımız dahil olmak üzere. Bu gelinen nokta sizce bir örgüt liderinin yakalanmasından daha mı aşağı? Yok, bence daha da fazla. Evet, örgüt liderinin yakalanması psikolojik bir etkisi vardı. Ama şu anda bir gerçek anlamda başka bir şey icra ediliyor. Yani psikolojinin ötesine gerçeklikte de örgüt bitirilmeye çalışıyor. Bu nedenle terör örgütünün bittiği noktada hepimiz göreceğiz ve sonuçlarını yapacağız. Bir kez daha söylüyorum, yani bu ülkeye hizmet eden herkesi partiler üstü olarak görürüm ben ve tebrik ederim. Yani Bülent Ecevit'i işte o dönemde işte ne diyeyim Devlet Bahçeli, onlar işte bunu başardıkları için o parti olmama gerek var mıydı tebrik etmem için? Hayır, bu ülkeyi seviyorsanız arkadaşlar bir şekilde tebrik edersiniz. Peki bu harekatın diğer harekatlardan biraz farklı taraflarını gelin beraber konuşalım mı? Yani ne oldu da bu harekat tam da bu zamana denk geldi? Bir defa mevsimsel şartlar. Çok yoğun bir kış geçirdik arkadaşlar. Yani kar yüksekleri ilk defa doğuda da metrelerce yükseklikte bir noktaya geldi. Yani ve bu alanlar çok yüksek irtifada. Evet, biraz daha erken oralarda kar erken eriyebilir iki yaka bölgesine ve diğerleri. Ama sonuçta ne olursa olsun bu bir planlama ve bu planlamayı icra ederken de belli bir ısıya, belli bir hava durumuna ihtiyacımız var. Bu anlamda zamanlama anlamında çok doğru bir zamanlama. Peki yer doğru mu? Tabii yapanlar muhtemelen değerlendirdiler ama ZAP'ın şöyle bir özelliği var. ZAP bütün terör örgütülerin geçiş güzergahının tam merkeze. Çünkü yukarıyı tamamen halledildiği için artık ZAP üzerinden dağılmaya çalışıyorlar. ZAP üzerinden geçişlerine bağlantıları kurmaya çalışıyorlar. ZAP'ın da bölgedeki
yerin temizlenmesiyle beraber artık bundan sonraki hedef Gara, Gara'dan sonra da Kandil. Yani sıralama muhtemelen böyle olacaktır. Ve bu harekatta benim bir şey dikkatimi çekti, onu söyleyeyim size. Geçmişteki harekatlarda çoğunlukla birbiri üzerine binerek harekat icra edilirdi. Neydi bu birbirinin üzerine bindirme? İşte bir önemli bir tepe. O bölgeye hava hücum harekatı icra edilir. Orası alınır, orası temizlenir, oraya yol açılır. Ondan sonra bir sonraki tepeye. Yani bloklar halinde gidilirdi. İlk defa bu harekatta çok derinlikteki bir yere gidilip üç noktadan, yani en alttaki nokta, şey gibi düşünün, bir üçgen düşünün şöyle arkadaşlar. Üçgenin en altındaki nokta Gara'ya bakan tepeler. Bu tarafta Metina'nın alt kısmı ve Avaşin Basya'nın alt kısmı. Yani Zap bölgesinin neredeyse güneyi, doğusu ve batısına üç önemli tepe alınarak içeri doğru vakumlanacak. İçeri doğru sıkıştırılarak temizlenmeye başlayacak. Geçmişte blok olarak aşağı doğru temizlik yapılırken ilk defa içe doğru bir harekat planlanmış ve o icra ediliyor. Gördüğüm haritada, gördüğüm, okuduğum...